sınavlar yaklaşıyor. Hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Arkadaşlar merhaba. Bu dijital elektronik dersimizde D flip-flopları inceleyeceğiz. D flip-flop, SR flip-flop girişlerinin birleştirilmiş haliydi. S ve R girişlerinin birisi normal olarak, diğeri de tümleyene alınarak birleştirilmiş haliydi. Böylelikle D dediğimiz tek bir girişe indirgenmiş haliydi SR flip-flop'un. Tabi burada gördüğünüz gibi kazandığı fonksiyonellik neydi arkadaşlar? Evet arkadaşlar, D flip-flop'lar esasında bir bitlik kaydedicidir. D girişi, D ismi data, yani veri, bilgi kelimesinin baş harfi. Girişinden tablosun, doğru tablosuna baktığımızda D girişinde ne varsa bize çıkıştan onu verdiğini görüyoruz. Girişi hazırlayıp, giriş değerini hazırlayıp tetikleme yaptığımızda flip-flop'a çıkıştan o giriş seviyesini aldığımızı görüyoruz. Bunu hafıza diliyle de söyleyebiliriz. Yazılacak bilgiyi hazırladık, yaz emrini verdik ve böylelikle çıkışa o bilgi yazılmış oldu. Evet, D flip-flop entegrelerine örnek bir entegreye bakalım. Bakınız 74-74 entegresi, 74LS74 olabilir. Pozitif kenar tetiklemeli. Hem preset hem de clear asenkron girişlerine sahip bir entegre. Preset ve clear'ın ne anlama geldiğini de preset ve clear girişli flip-flop'ların işlendiği videomuzdan izlemenizi tavsiye ederim. Yine de kısaca söyleyelim. Clear çıkışı sıfırlama, presette çıkışı, bunlar clock sinyalinden bağımsız olarak bir yapma preset. Bu görevlere haiz. Yine başka bir entegre daha var. 74LS175 entegresi içinde 4 tane negatif kenar tetiklemeli D flip-flop. 4174 entegresinde 6 tane pozitif kenar tetiklemeli clear girişli D flip-flop bulunuyor. İhtiyaca göre hangi entegreyi kullanacağınızı internetten yapacağınız araştırmalarla, veri sayfalarına da, data sheetlerine de bakarak tespit edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir zamanlama grafiğiyle, zamanlama çizelgesi içeren bir soruyla devam edelim. Pozitif seviye tetiklemeli bir D flip-flop için D ve clock girişleri, verilen çizilen girişlere bağlı olarak çıkış zamanlaması nasıl olacak? Bizden istenen bu. Clock girişlerini pozitif seviye tetikleme dendiğine göre arkadaşlar, buradaki pozitif pulslerin genişlikleri boyunca, pulslerin süresi boyunca D girişine bakarak çıkışları çizeceğiz. Evet, birinci pulsin süresi içinde, süresi boyunca, bu yeşil taralı yeşil bölge boyunca D girişi 0 olduğu için de çıkışımız 0 olacak. Öncelikle pulslerini belirleyelim. Bizim bakacağımız. Evet, birinci puls için konuşuyoruz. Sıfırla başlayan seviye bu süre boyunca 0. Yetkilendirme veya seviye tetikleme işleminin bittiği nokta itibariyle flip-flop kapatıldığı için girişlerdeki değişime 0 seviyesi, çıkışındaki flip-flop çıkışındaki 0 seviyesi tutulmaya devam ediyor. Bir sonraki yetkilendirme pulsinde o puls süresince D çıkış girişi 1 olduğu için flip-flop'umuz 1 seviyesine yükselecek. Bu nereye kadar devam edecek arkadaşlar? Bu 1, bu yetkilendirme süresinde D bilgisi değişmediği için yetkilendirme süresi boyunca devam edecek. Yetkilendirme pasif seviyeye düştüğünde, flip-flop kilitlendiğinde yine devam edecek. Bir sonraki yetkilendirme geldiğinde bakıyorum, giriş hala 1. Yine devam edecek. Pasif seviyeye düştüğümüzde, flip-flop kapatıldığında bir sonraki yetkilendirmeye kadar, arkadaşlar buraya kadar, bu noktaya kadar çıkışımız 1 seviyesini koruyacak.
Bu yetkilendirme sinyalinin, palsinin başlangıç noktasında D girişimiz 0 olduğu için çıkışımız da 0'a düşecek. Yetkilendirme süresi boyunca başka bir değişiklik olmadığı için yetkilendirme sinyalinin pasif olduğu bir sonraki yetkilendirmeye kadar bu 0 seviyesini koruyacak. Ama bakıyoruz, o yetkilendirme süresi başladığında D girişi yine 0 olduğu için bir sonraki yetkilendirme başlangıcına kadar çıkışımız 0 durumunu muhafaza edecek. Bu yetkilendirme başladığı an itibariyle D girişi 1 olduğu için çıkışımız 1'e yükselecek. Yetkilendirme süresi, yani flip flop'un açık olduğu, çalışır olduğu süre içinde D girişi değer değiştirdiği için o değişiklik hemen çıkışa yansıyacak. Bakınız, o kritik zamanda tekrar flip flop'umuz çıkışını D girişiyle aynı olacak şekilde o seviyeyi getirecek. Evet, son olarak bir zamanlama diyagramı sorumuz daha var. Ona bakalım. Pozitif kenar tetiklemeli bir D flip flop için çıkış grafiği isteniyor. Clock sinyalimizin negatif seviyeden pozitif seviyeye yükseliş anları, bu kesikli çizgilerle tespit edilmiş olan anlardaki değişimlerine dikkat edeceğiz. Girişimizi sıfırdan başlatıyoruz. Birinci pozitif seviyeye yükselişte D girişimiz 1 olduğu için çıkışımız da 1'e yükseliyor. Bu kenar tetiklemeli olduğu için arkadaşlar, kenarda sinyalde ciddi bir gözümüze çarpacak bir değişiklik yakalayamayız. Dolayısıyla bir kenardaki yakalanan süre bir sonraki kenara kadar muhafaza edilecektir. O kenara geldiğimizde D değerinin o hizada 0 olduğunu gördüğümüz için çıkışı 0'a indiriyoruz. Bu nereye kadar gidecek? Bir sonraki kenar tetiklemeye. O durumda çıkış 1 olduğu için D girişimiz 1 olduğu için çıkış 1'e yükselecek. Yine bir sonraki kenar tetiklemeye baktığımızda D girişimiz 0, çıkışımız da orada 0'a düşecek. Evet arkadaşlar, böylelikle çıkış sinyalimizi çizmiş olduk. D flip flop'un çalışması mantığı kolay arkadaşlar, basit. Yani fonksiyon olarak akılda sadece bir cümleyle tutulabilir. Girişinde ne varsa onu kaydeder veya girişindeki değeri çıkışa aktarır. Bu şekilde çalışması basit ama kullanışlı bir flip flop. Diğer flip flop'ları incelediğimiz videoları da izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.